Merhaba, bugün KobiRP programımızda bulunan alınan siparişler ekranında stok rezerve ve cariye yansıtı özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle işlemlerden, sipariş ve alınan siparişler ekranına giriş yapıyorum. Bu ekranda önceden oluşturduğumuz siparişleri görüntüleyebiliriz. Aşağıda bulunan ekle butonu ile yeni bir alınan sipariş oluşturuyorum. Öncelikle cari arama butonu ile carimi arıyorum ve carimi seçiyorum. Personelime tanımlı olan depo, rezerve depo ve işlem şubesi otomatik olarak geliyor. Bu tanımları eğer personelin yetkisi var ise değiştirebilirim. Depomu Ankara depo olarak seçiyorum. Rezerve çıkış deposunu da Ankara deposu rezerve depo olarak seçiyorum. İşlem şubemi de yine Ankara şubesi olarak seçiyorum. Siparişin döviz türünü dolar olarak seçiyorum. Dolar kuru Merkez Bankası'ndan otomatik olarak geliyor. Cariye yansıt seçeneğini evet olarak seçersem sipariş faturaya gerek olmadan carinin bakiyesine etki eder. Aynı zamanda faturaya dönüştürdüğümde ikinci kere cari bakiyeye yansımaz. Stok rezerveyi de evet seçiyorum. Stok rezerve seçeneğini evet olarak işaretlediğimde stoğumu rezerve depoma atıyor ve satışını yapmama müsaade etmiyor. Ürünlerimi seçiyorum. Seç butonuna tıklıyorum. Ürünlerimin miktarlarını giriyorum. Her ürünümün dövizli ve TL karşılığı fiyatlarını burada görüntüleyebilirim. Döviz türü ve döviz kurlarını da görüntülüyorum. İstersem iskonto girebilirim. Ve ürünlerimin teslim tarihlerini ayrı ayrı belirtebilirim. Ürünlerim için ayrı ayrı teslim tarihleri belirtiyorum. Ve sağda bulunan depo kolonundan ürünlerimin ayrı ayrı depolardan çıkışını sağlayabilirim. Onayla butonuna tıklıyorum. Müşterime bir risk limiti tanımlamışım. Ve bu limiti aştığıma dair bir uyarı geliyor. Evet diyorum. Böylelikle siparişimi kaydetmiş oldum. Bir de bu işlemin raporlardaki işletme analizinde yansımasını inceleyelim. Yukarıda bulunan şubelerin ayrı ayrı durumlarını görüntüleyebilirim. Ankara şubesine tıkladığımda Nisan ayı siparişlerini 83.241 TL olarak güncellendiğini görüyorum. Az önce oluşturmuş olduğum siparişim. Tüm şubelere tıklayarak tüm şubelerin satışlarını ve siparişlerini aynı şekilde görüntüleyebilirim. Ve sipariş miktarının üzerine tıklayarak sipariş detayını da bu ekranda görüntüleyebilirim. Grup grup bütün detaylarını bu ekranda görüntüleyebiliyorum.